Efendim hep birlikte izledik. Sokağa çıkma yasağının duyulmasıyla 31 ilde vatandaşlar sokağa döküldü. Market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe ve önlemler unutulunca ortaya korkutan, endişelendiren görüntüler çıktı. Ekmek buyurun. Yasağı duyduğum gibi ekmek almaya geldim. Yasağı duyan koştu. Fırınlarda, marketlerde metrelerce kuyruk oluştu. Mecbur, evde ekmek yok, bir şey yok. Ne yazık ki sosyal mesafeyi hatırlayan olmadı. Bulaştıran bulaştıranı kardeşim şu an. Siz, abi yurt geldi. Sokağa çıkamayacağız diye efendim saldırdılar marketlere, fırınlara falan. Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalananlar panikledi. Son dakika haber verilmez. Millet bak perişan, Trabzon'da bir tane ekmek yok. Markete çıkacağımı çıkmayacağımı belli değil. Fırıncılar uyarsa da... Fırınlar açık yarın. Biz gerekirse kapı kapı dolaşırız sizin için. İşe yaramadı. Aç kalacağız korkusuyla raflar boşaltıldı. Fırına hiç kuyruğa girmedim. Bari un alayım dedim. Evde yapacağım ekmeğimi. Hiçbir yerde ekmek yok. Vallahi bilmiyorum. İki gün boyunca aç mı kalacağız acaba? 7-24 saat ekmek çıkmaya devam. Ama vatandaş fırına ekmeğini almaya gelebilecek mi bilginiz yok. Fırınlar ekmek yetiştiremedi. Haberimiz olmadığı için hazırlıksız yakalandık. Var mı içeride ekmek? Ekmek içeride yok şu anda. Ekmek gitti mi? Bitti, kalmadı. Ekmek kalmamış ve çok sıra var. Biraz telaşlıyız o yüzden. Uyarıları dinleyen olmadı. Arkadaşlar lütfen sıraya geçin ve sosyal mesafenizi koruyun. Sadece fırınlar değil, manav, market, ATM cihazları, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Gecenin o saatinde pazarcılar bile tezgah açtı. Saatler gece yarısı 24'ü gösterdiğinde ise herkes yasağa uydu.